Adalet Meydanı maalesef Adalet Meydanı değil, bu İskence Meydanı. İskence Meydanı. Maalesef İskence Meydanı. Burası adalet değil mi burası? Burası adalet değil mi? Oturmak, burası İskence'dir. Adalet yok, İskence vardır. Sade, şiddet, İskence vardır burada. Adalet arıyoruz ama maalesef burası İskence'dir. Ne dere, ciye İskence'ye, ne ciye adalet diye. Ama adına adalet değil. Bu İskence'dir. Siz... Arkadaşlar daha görürüz. Şimdi geriye çıkıyoruz. Arkadaşlar geriye bakın. Adalet budur. Bazı çağırıp anneler, bütün anneler buraya gelsin. Sakin. Ya üst araması yapın. Bu yaşananın, bugün burada yaşananın bir haftadır bu ülkede yaşatılandan bir farkı yok. Herkes şunu görmek zorunda. Ülke her gün daha kötüye gidiyor. Her gün sesini yükselten biri bu adalet denen saray tarafından gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve susturulmaya çalışılıyor. Daha bugün, dün akşam onlarca gazeteci tutuklandı. Sabahleyin bir gazeteci, bu ülkenin tanınan gazetecilerinden biri bir tweet attı diye gözaltına alındı. Her yerde aynı zulüm var. Medya yasaklanıyor, sansür getiriliyor, sosyal medyayı engellemeye çalışıyorlar. Tek dertleri var, kimse ses çıkarmasın. Ve hapishanelerdeki cehenneme sustuğumuz sürece bu ülke daha beter bir cehenneme dönüyor. Bu alınanların, bu annelerin alınmasının tek sorumlusu biziz. Bizim sessizliğimiz. Bu ülkede yaşananın sorumluluğu da biziz. Bu iktidar değil. Bu iktidar zulüm üstüne kurulu. Onun zulmünden şikayet etmek bize bir şey getirmiyor. Onların zalim olduğunu biliyoruz. Suçlu olan zalim karşısında susandır. Yalnız da gelmeyeceğim. Ve bu sefer anneleri aldığınızda biz durmayacağız. Bütün polis hepiniz duyun. Gücünüz onlara yetiyor. Gücünüz yaşlı kadınlara yetiyor. Gücünüz susanlara yetiyor. Ama bu suskunluk yeter. Ve biz gelecek hafta burada olacağız onlarla beraber. Ve bu sefer bu kadar yalnız ve bu kadar sessiz kalmayacağız. Bütün herkesi de gelecek hafta Perşembe günü annelerin yanında bu zulme zorbalığa karşı hapishanelerden ölüm çıkmaması için yan yana durmaya çağırıyoruz.